Doktor Murat Hamet'le rönoplasti ameliyatları ile ilgili konuştuk. Şehirde Yaşam programından hepinize merhabalar. Operatör Doktor Murat Hamet bugün bizlerle. Merhabalar hocam, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Dilerseniz röportajımıza başlamadan önce sizleri tanıyalım. 1982 Irak doğumluyum. Tıp fakültesi eğitimi Irak'ta tamamlayıp 2 yıl pratisyen hakim olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye gelip plastik cerrahi eğitimimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünden tamamlayıp 2015 yılından itibaren plastik cerrahi uzmanı olarak hizmet vermekteyim. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Evet, tüm plastik cerrahiyi ilgilendiren alanlar estetik ve rekonstrüktif ameliyatlar olmak şeklinde, özellikle estetik ameliyatlar olarak tüm ameliyatları yapıyoruz. Operasyonlara karar verme aşamasından da bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle hasta gelip bizimle beraber bir danışma aşamasında olur. Ondan sonra problemini beraber karar veriyoruz. Çünkü estetik cerrahide özellikle estetik cerrahide hastanın talebi ve problemi kendisi karar verip bizimle beraber onu kararlaştırıyoruz. Hangi ameliyatı nasıl yapması gerektiğini onları aşama aşama anlatıyoruz. Ondan sonra ameliyat aşamasına geldiği zaman da hastanemizde tabii ki hazırlıkları yaptıktan sonra operasyonu gerçekleştirip daha sonra da ameliyat sonrası işlemlerini de beraberinde devam ettiriyoruz. Burun estetiğinden de bahsedebilir miyiz? Tabii, hastalarımız tabii ki danışmaya geldikten sonra karar verdiğimiz zaman hangi eksiklikler veya hastanın nasıl bir burun şekli istediğini karar verdikten sonra ameliyatımızı kararlaştıktan sonra ameliyat süreci yaklaşık 2 saat sürüyor. Ondan sonra hastamız o gün hastanede kalıyor. Ertesi gün taburcu olup normal hayatına devam edebiliyor. Ancak tabii ki şişlik ve morluklar olur. Bunlar da bir hafta 10 gün sonra iyileşiyor. Bu süreç zarfında da birkaç defa gelip kontrole çağırıyoruz kendilerini ve aşamalı olarak ne yaptıklarını hepsini anlatıyoruz. Ancak burun şeklinin tamamı ortaya çıkması için özellikle ilk ayda %50 olarak ve tamamına 6. aydan sonra istediği şekle kavuşmuş oluyor. Meme büyütme ve küçültme ameliyatlarından da bahsedebilir miyiz? Tabii ki, aslında çok hastalarımız bu ameliyatlardan yani talep geliyor. Tabii ki yine söylediğim gibi öncelikle hastalar gelip de danışıyor bize ve hastanın talebine göre ve gerektiğini gördüğümüz ameliyata göre yine ameliyat kararını veriyoruz. Ve ameliyat şekline göre de tabii ki ameliyat hazırlıkları, ameliyat öncesi, işte hastanede kalma süresi ve ameliyat sonrası kontrollerini hepsini hasta ile beraber kararlaştırıyoruz. Bu tarz operasyonlardan sonra nelere çok dikkat etmeliyiz? Özellikle ilk zamanlarda mesela burun ameliyatındaysa tabii ki öncelikle güneşten korunması gerekir. Çünkü şişlik ve morluklar özellikle güneş maruz kaldığı bölge olduğu için eğer dikkat edilmezse belki bazen lekeli iyileşebiliyor. Artı travmaya çok dikkat edilmesi lazım. Hem meme ameliyatında hem herhangi bir bölgede bir ameliyat oluyorsa travmaya özellikle ilk bir ay, bir buçuk ay dikkat edilmesi lazım. Mesela yine suya girme ve yüzme şeylerini bir ay ertelemesi gerekir. İl dışından ve yurt dışından gelen hastalarınız oluyor mu? Tabii ki, yani her yerden aslında geliyorlar ve yani mesela özellikle yurt dışından yine sosyal medyadan bizi takip edip yani irtibata geçiyorlar.
Ondan sonra tabii ki öncelikle hani telefon üzerinden veya sosyal medyadan danışma aşamasını yapıyoruz. Ondan sonra gelip de muayene olduktan sonra ameliyatların olup yine ameliyat sonrası da mutlu mutlu ülkelerine geri dönüyorlar. En çok tercih edilen operasyonlar nelerdir? Evet, çoğunlukla burun estetiği tercih ediliyor. Daha sonra erkeklerde jinekomasti problemi dediğimiz, yani erkeklerde normale göre daha büyük olan memelerin küçültmesi. O da ya liposuction'la veya cerrahi yöntemle yapılmaktadır. Ve çok güzel sonuçlar veriyor gerçekten. Bir de kadınlarda da yine meme estetiği, mesela meme büyütme, meme dikleştirme, meme küçültme vesaire, artı liposuction da çok tercih ediliyor. Bu operasyonların çoğalmasının nedeni sosyal medya olabilir mi? Tabii ki, yani sosyal medya zaten hayatımızın her yönünde olduğu gibi bu yönde de gerçekten hem tercihi daha doğru yapmaya hem kolay ulaşımı sağlamaktan dolayı gerçekten bu sosyal medyanın bu işte çok büyük bir eli var. Sevgili izleyenlerimiz, size hangi sosyal medya ağlarından ulaşabilirler? Aslında hemen hemen tüm sosyal medyalardan şey olabilir. Facebook, Instagram ve web sitelerimiz vesaire ulaşabilirler. Son olarak sevgili izleyenlerimize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Evet, bence karar verdikleri zaman gerçekten öncelikle güvendikleri bir doktor olsun. Daha gelmeden önce iyice araştırsınlar. Ve gerçekten emin olsunlar kararlarından gelmeden önce. Vermiş olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir röportaj oldu. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi gerçekten. Sağ olun.